Günler arkadaşlar. Muhammed çok güzel bir soru buldum. Şimdi bu çok güzel soru internette bir arkadaş yabancı galiba Amerikalı çözmüş. Ama şimdi öğrenci önce şunu söyleyeyim Muhammed. Lise boyutunda ve ortaokul fizik ve matematiğinde gerçekten çok sayıda öğretmen arkadaş bu işi yapıyor. YouTube'da soru çözüyor, kanal sahibi. Bizim hani o kanaldan bir yer alan bulamıyoruz. Yani takipçilere, öğrencilere ulaşamıyoruz. Ama üst düzeye çıktıkça yani üniversite ve üzeri matematiğe çıktıkça orada bir vakum var, boşluk var. Biz oradan daldık. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Mesela bu seviyede yani üniversite yani üzeri seviyesinde matematik yapan gerçekten Türk olarak söyleyeyim bir elin parmaklarını geçmiyor. Onu söyleyelim. Ve şöyle öğrenci arkadaşlar, tabii bizim Muhammed öğrenciden kastettiğimiz üniversitedekiler. Yani bunlar öğretmen adayları. Hatta öğretmenliğe başlamış kişiler için söylüyorum. Bir soruyu Muhammed Hoca'ya çözdürdüm. Çözüldü diye geçme. Götür Ahmet Hoca'ya, götür Hasan Hoca'ya. Çünkü her soruya öğretmenler kendi kimliğini, karakterini veriyor. Bazen ya diyorsun ki ulan bizim zümre başkanı işte bilmem profesör Ahmet Hoca çözdü. Bu yeni mezuna niye götüreyim? Çok enteresan bir şekilde çok değişik bir yol ve yöntemle yaklaşabiliyor. Hani 40 tane sorunun birinde o stajyer muazzam bir sana açılım kazandırır. Bu soru o sorulardan bir tanesi. Bu soruda genelde Muhammed şöyle yapar matematik camiası. Soruya bakar, biraz da tecrübeli ise hangi yöntemi izlemesi gerektiğini kestirir. Ama burada onu yapmayacağız. Bu öyle bir hibrit soru ki sorunun yarı kısmında bir metoda kadar gideceğiz. Sonra orada yöntem değişikliği yapacağız. Şimdi hemen bu soruyu Muhammed, yalnız ben bir peçete silmek için istiyorum senden. Bu soruyu ilk etapta Feynman'a başlayacağım. Çünkü şuradaki alttaki x kareyi götürmek istiyorum. Buradaki x kareyi götürecek x yukarıdan gelecek. Bu da şu x'i türevle almam lazım. O zaman ben buna a diyorum ve buraya bir a bağlıyorum. Ben silgi istedim senden. Muhammed bana bir silgi verir misin? Ne yapıyorum? Burayı kaldırıyorum. X'im dursun şurada. Şuraya değişik bir renk kalemle a bağlıyorum. Evet. Evet. Şu kare olmasaydı Muhammed, sinüsün karesi olmasaydı işimiz kolaydı. Tamam mıyız? A bağla. Benim orijinal sorumda a kaç Muhammed? Onu benim orijinal sorumda, gerçek sorumda a'nın değerine 1. Bunun sonunda kullanacağız. Şimdi ben bu ifadeyi a'ya göre türev alıyorum. Bak a'ya göre, x'e göre integral, Feynman integrasyonuna girmiş olduk. Sınırlar ve integralde bir şeyimiz yok. Şimdi türev nasıl alınır? Üst öne gelir. 2 üst öne gelir. 1 azalır, değil mi? İfade 1 azaldı. Sinüsün karesisi bir de için kısmı. Sinüsün türevi kosinüs ax. Ama hocam için, bak sinüsün içine girdik, kosinüs bir de ax'in içine giriyor. A'ya göre türevden ne geldi? Bir tane buraya x geldi. Bir de integrasyondan dx var. Bölü Muhammed x kare artı 1 ifadesi. Hocam çok güzel. Sen de gördün. X'in birinden ne yaptık Muhammed Efendi? Kurtulduk. Soru çözerken şöyle yapmışım ben. Son örnek çözüm. Sıfırdan sonsuza. Kalan ne kaldı? Bak Muhammed şu açılım 2 sinüs x çarpı kosinüs x, hatırlıyor musun neye eşittir bu? Bu sinüs 2x'in açılımıdır. Burası ne olur o zaman, şu kısım? Onu da maviyle gösterelim. Muhammed bak her şey, olay senle bak. Ben buradan ne kadar mükemmel anlatırsam anlatayım. Yönetmen ve kameraman usta değilse bütün hepsini ben görüyorum YouTube'da. Çok güzel hoca anlatımlar var ama berbat. Çekim çok güzel olursa buradan öğrenciye o kadar çok bilgiyi veririz, net veririz ve kısa sürede. Adamı da yormadan. Ya öğrenci bundan sonuçta internetleri kısıtlı. Olay sende Muhammed. O zaman burasını şöyle yazabilirsin. Sinüs hocam 2 ax olur.
dx bölü aşağıda bir x var, x kare artı 1 var. Ben bunu yazarken şuraya son eskizimde şey yapmışım. Kosinüs 2ax. Bak ben hocayken bile basit bir şeyi karıştırabiliyorsun. Tamam mıyız Muhammed Efendi? Bu ne? Bulduğumuz birinci türevde a. Bunu kullanacağız. Beklesin. O zaman ben ne yapıyorum? Şurayı bir kaldırayım. Hocam aşağıda bir x'in var. Bundan da kurtul. Bundan da kurtulmam gerekiyor. Bunu kurtulmadan yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama bu videonun konusu değil. Bununla ilgili belki bir video daha düşünebilirim. Çünkü bunun rezidüyle çözümü zor. Zorlu bir, okkalı bir çözüm var. Ama insana değer üstüne değer katıyor. Yani matematik bilgi ufkunu genişletiyor. Şimdi o zaman bir kere daha türev alıyoruz Muhammed Efendi. O zaman ikinci türev. Kime göre Muhammed? A'ya göre türev alıyor. X ve x yok, sadece A'ya göre. O zaman sıfırdan sonsuza dedik. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs 2AX. Şimdi az önce AX'e göre türevden X geldi. 2 tane olduğuna göre buraya ne gelecek Muhammed? 2X geldi. Sinüsün türevi şeydi. Yanlış yapmak istemiyorum. Tamam. Bölü, pardon, DX'in burada. Bölü X çarpı X kare artı 1. Doğru mu Muhammed? Bak şunu yazdım. O zaman hocam diyorsun sen yine aynı şekilde yukarıdan 1x aşağıdan 1x gitti. O zaman Muhammed Efendi şuraya A'nın ikinci türevi ne çıktı bakalım, yazalım kalanları. Al 2'yi dışarıya. Sanki son örnek sorusunda burasında eksi 2 gibi aklımda bir şey kalmış, yanlış kalmış olabilir. Sıfırdan sonsuza ona bakarız. 2 dışarıda, kosinüs 2ax dx bölü x kare artı 1 kaldı. Gördük mü Muhammed Efendi? Buraya getirdim. Şimdi taktik değiştiriyorum. Artık Feynman'la ben maksimum verimi aldım. Artık motor gücüyle gemimi yürüttüm. Bakıyorum ki arkadan ters yönden çok güzel bir rüzgar yakalamışım. Niye ben yakıt harcayayım? Niye motorumu zorlayayım? Niye yıpratayım makinalarımı? Açarım, doldururum rüzgarla yelkenlerimi. Ekonomik. Hemen buradan sonra Feynman'ı bırakıyorum. Rezidüye geçiyorum. Bak rezidüyü geçeceğim. Rezidü. Rezidüye geçerken tabii şu ikisini alacağım yan tahtaya. Süre bilgisi verir misin Muhammed? 8. Ama çok güzel bir soru. Harika bir soru. Yani öğrenciye matematikte bana ne lazım? Bir kere I, A lazım. Sorunun orijinal kısmı bana şurası sıfırdan. Sonsuza bunları sinüs kare A, X, D, X. Bunlar çünkü sildiğimde bulamayacağım. X kare. X kare artı 1. Sonra bunun türevi lazımdı değil mi? Türevlenmiş hali yukarıda. Onu da şurada. Sinüs 2 A, X, D, X. Evet. Bölü ne var? X kare artı 1 var. Son olarak şu yan tahtayı almam lazım. Çünkü bunlar sildiğimde 0 sonsuz. Zaten burası tamam. 0'dan sonsuza neyim var Muhammed? 2 var burada. Kosinüs 2 AX DX bölü X kare artı 1. Şimdi bunu yan tahtaya aldım ve artık tahtamı temizleyebilirim. Buraları sileyim ya. Nasıl olsa var elimizde değil mi? Şurayı sil. Burayı da sildim. Şimdi gelelim son kısma. Şimdi 2'yi dışarıda bırakıyorum Muhammed. Şu kısmı alıyorum, rezidüyle çözüyorum. Rezidüyle çözmeden evvel şunu bir daha yazayım. Şu ifadeyi eksponansiyela şöyle yazabiliyorum zaten. 0 sonsuza e üzeri 2i A x 2i a x dx bölü x kare artı 1. Bir de kafada 2 var fakat kosinüs olduğu için reel kısmı alıyorum, tamam mı? İntegralin sonucunda imajiner kısmı değil de kimi alacakmışım? Reel kısmı alacağım.
Şimdi buradan da kullanabilirdim. Ama ben buradan o arkadaşlara göstermek istedim. Bu residüde problemli nokta payda. Tanımsız yapan nokta. Buraya x1 eşittir i ve x2 eşittir eksi i. Şimdi Muhammed ne yapıyorsun? Bunu hemen gösterelim arkadaşlara. Şurası imajiner eksen, burası reel eksen. Değil mi? Bu burada rezidü bir kalıntı yapıyorum. Bu kısım i'dir, bu kısım eksi i'dir. Ben döngü yönüm bu yönde. Ben şunu almıyorum. Bunu sistemin dışına attım. Nasıl attım? Tam daire çizseydim, tam daire çizseydim 2πi'lik bir radyan tarayacaktım. Ne yapıyorum? Bunu sistemin dışına attığımda pi. Pi ile yapacağım. O zaman residü der ki bize pi çarpı i. Niye 2πi'li? Buradan dedim. Hem bu kökü dışarı atmış oldum. Limit artı i bana lazım, tamam mı? Z giderken i'ye. Z eksi i çarpı e üzeri 2i a z gördüğüm yere yeniden i yazdım. X'ler z oldu. Bölü z eksi i z artı i. Evet, Muhammed hasta. Şimdi şu singüler noktadan kurtuldu. Z gördüğüm yerine i yazarsam pi çarpı i vardı. Z gördüğüm yere i yazdım. E üzeri eksi 2 a. Üst taraf değil mi? i yazdım. I kare eksi 1 eksi 2 a oldu. Bölü Muhammed burayı bak. i daha burası 2 i oldu. Hocam iyi söyledin, hoş söyledin. Bak Muhammed bunlar ne oldu? Gitti. Harika. Soru düştü Muhammed Efendi. Evet anne, sen de şöyle bir... Benim integralim ne çıktı Muhammed buradan? Şu kısım, onu da yazalım en nihayetinde. Pi bölü 2 e üzeri eksi 2 a. Yalnız bir de benim kafamda 2 vardı bak. Bu 2'yi hiç kullanmadım. 2 ile çarparsam pi bölü, o zaman bu integralin sonucu pi bölü e üzeri 2a veya pi çarpı e üzeri eksi 2a şöyle. Şu. Evet. Şimdi Muhammed bunları öğrenci arkadaşlar artık koparırlar. Bunları yerlerine koyacağız. Evet. Şuraları artık kaldırıyorum. Bunlar da işim bitti. O zaman Muhammed diyor ki hocam A'nın ikinci türevinin sonucu ne çıktı? Pi çarpı e üzeri eksi 2 a çıktı. Doğru mu Muhammed? Bak çok tatlı. Bitirdik soruyu. Bitti. O zaman A'nın birinci türevini giderken ne yapıyor? Bu A'ya göre integre ediyor. Pi vardı. Eksponansiyel ifade aynen gelecek. Üstü türevde öne çarpı olarak geliyordu. İntegralde eksi 2 gelecek. Artı bir C integrasyon sabiti gelecek Muhammed. Evet. Bak burada, buraya kadar getirip de buradan soruyu kaçırma. Şimdi hocam C1 nedir? Onu bulacağız. Şimdi gelelim birinci türeve Muhammed. Bak birinci türev bu değil mi? A0 ise sinüs 0 0 güm. A0 için bunun değeri, aşağıyı sileyim mi artık? Sileyim. Tamam. Şurayı sileyim. Şöyle. Evet. Şimdi A0 için türevde A'nın 0 değerinde bu ifade 0 eşit olacak. O zaman burası eksi pi bölü 2 çarpı e üzeri 0 artı c. E üzeri 0 neydi Muhammed? Bir şeyin sıfırıncı kuvveti bir. Aa hocam C bunun sıfırlaması için C1 dediğim ifadenin aslında pi bölü 2'ye denk olması lazım. Doğru mu Ahmet? Bak C1 integral sabitini de bulduk. Nereden bulduk? Türevdeki ifade. Ulan A sıfırsa bütün hepsi gümlüyor zaten. Bu da sıfırlıyor. O zaman
C1 gördüğüm yere artık pi bölü 2 yazabilirim. Şuraya işaret hatası yapmadıysam artı pi bölü 2 yazdım. Tamam. Hocam iyi dedin, hoş dedin de sen I'yı bulacaksın. O zaman ne geliyor senin aklına? A'ya göre bir daha türev alıyorsun. İntegre ediyorsun. O zaman buradan ise diyelim I A eşittir. Hocam eksi pi bölü 2 vardı. Eksponansiyel ifadenin yine integral. Aynen bir kere kendisi gelir. 2A gelir. Bölü eksi 2 öne gelir. Artı pi bölü 2 A'ya göre integral edersen A gelir. Artı C2 gelir. Bir integral sabiti daha gelir. O zaman Muhammed anladı. Dedi ki hocam şimdi de biz C2'yi bulacağız. C2'yi nereden bulacağız? Orijinal soruya gidiyor. A sıfırsa sinüs sıfır, sıfır. Gümler. O zaman A yerine sıfır koyduğumda bu yine sıfır eşit olma. Belirtelim. A eşit sıfır için yine sıfır olmalı. Yine sıfır olmalı. Doğru mu? Yine sıfır olmalı. Burası ne olur? Hocam eksi 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 artı yapar. Pi bölü 4 e üzeri sıfır birdir. Doğru mu Muhammed? Artı A sıfırsa güm. C2. Muhammed hocam C2 de eksi pi bölü 4'müş. Değil mi Muhammed? E üzeri sıfır ne? Bunu nasıl sıfırlayacaksın bunu? Pi bölü 4'ün negatifi gelecek. O zaman bu da zaten eksi pi bölü 4'müş. O zaman I A integralini yerine koyalım. Pi bölü 4 çarpı E üzeri 2A eksi artı pi bölü 2 çarpı A artı eksi özür eksi pi bölü 4. Şimdi evet. Şimdi bunu orijinal soruda, orijinal sorumuzda Muhammed Efendi. Benim A'm kaçtı? A yoktu ki. Ben oraya A'yı koydum. Orijinal soruya dönmem için A'nın kaç olması lazım? 1. O zaman A1, A1'i bulursam bu integralin sonucunu bulmuş olurum. I1 yazalım senle. Pi bölü 4. 1 ise eksi 2, o zaman aşağıya e kare gelir. Artı, şimdi bakıyorsun pi bölü 2, pi bölü 2, eksi pi bölü 4. Muhammed şu pi bölü 2 eksi pi bölü 4 kaç yapar? Şöyle de görebiliriz, şu pi bölü 2'yi pi bölü 4 artı pi bölü 4 şeklinde yazarsak, değil mi? Eksi pi bölü 4 birbirini götürür, bir tane pi bölü 4'ün kalır. Dolayısıyla senin sonucun pi bölü 4 e kare artı biri kaldı. Şu pi bölü 4 kaldı. Çok güzel, harika. Gerçekten yani çok süper, çok öğretici bir soruydu. Ben çok beğendim, beni etkiledi. Arkadaşlara başarılar diliyorum.